Şu anda neredeyim? İzmit'teyim. Aslında uzun bir süredir biliyorsunuz Kaş'taydım. Bir çeyrekte uçağım. Şimdi kontrolden geçiyoruz. Yolculuğumun son aşaması. Bakın kim var burada. Allah. Selamlar herkese arkadaşlar. Şerif beni bu minyatürle aldı. Bilmem gözükecek mi? Bak efendim Berkay. Kahvaltı yapıyorum. Berkay seni tanımayan yoktur bence artık ya. Ha? Var mı? Herkes tanıyor ama gene de yalnızım ya. Senin hiçbir kabahatin yokmuş yok, Berkay. Yok. Lütfen dinler misin? Valla masum. Masum mu tamam? Suların soğumasını bekliyoruz. Biraz şöyle sonra. Daha çok kalamarların gitmesini bekliyoruz. Ne yaptın? Böyle oluyordu, bu nasıl oluyordu? Önce indir motoru. Datça için tamam. Büyük beklentileri de büyük böyle şeyleri var. Evet, Datça'nın suyu da bayağı soğuk, soğuk yani orada yani. Sıkıntı yoktur evet, balık konusunda. Beklentim yok, orada balığı yiyeceğim, pişireceğiz ve yiyeceğiz, tutacağız. Önce yiyeceğiz, sonra tutacağız. Yani artık anladığım kadarıyla hazır alacağız. Hazır alacağız. Galiba gene yapamayacağım ben başarı. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Şu anda neredeyim? İzmit'teyim. Aslında uzun bir süredir biliyorsunuz Kaş'taydım. Sonra en son videoda Joris'i uğurladık. Evet. Şimdi bir süre Orhaniye'ye geçmiştim, Marmaris civarında. Arkadaşlarımı görmüştüm birkaç hafta. Sonra da artık dedim ki bir ailemi gidip ziyarete göreyim onları. Çünkü epey uzun zaman oldu artık. 3 ayı geçmişti. Niyetim biliyorsunuz yazı böyle o bölgede sabit geçirip biraz para yapıp sonra da Güney Amerika'ya işte bu civarlarda gitmekti. Lakin yani şu an o güney sahillerimiz o kadar şahane ki herkesler gitti. Hiç turist kalmadı. Böyle sakin, hava muhteşem falan derken biraz daha uzatayım istedim. O yüzden de ara ziyareti yaptım. Karavanı bıraktım. Uçakla İzmit'e geldim. İşte bir haftadır da buradayım. Şimdi ama tekrar karavanın oraya dönüş zamanı. Evet, yani nereye gidiyorum? Marmaris'e gidiyorum. Uzun bir yol olacak. Yani şu anda İzmit'te otogardayım. Önce buradan otobüsle havalimanına, Sabiha Gökçen'den uçakla Dalaman'a, oradan Havaş'la Marmaris'e falan derken böyle oradan tekrar otobüsle karavanıma gitmeyi düşünüyorum. İşte akşama varırım herhalde. Şu an saat 9.30. Bu yolculukta siz de benle geleceksiniz elbette ki. Şimdi gidip çantamızı koyalım ve yolculuğumuz başlasın. Otobüs yolculuğundan sonra şimdi havalimanına vardım. Saat kaç? Saat işte 11 çeyrek falan. Bir çeyrekte uçağım. Şimdi kontrolden geçiyoruz. Bakalım kapı numaramıza. Henüz kapı numaramız belli olmamış. Çünkü epey erken geldim. Bir yarım saate açılacak. Ve Dalaman'a inmiş bulunmaktayım. Şimdi Havaş'a bineceğim. Oradan Marmaris'e geçip 4.30 otobüsüne yetişmem lazım. Yetişemezsem otostop. Çünkü 4.30'dan sonraki bir daha 6'da 2 saat beklemek istemiyorum. Yani 1.5 saat. Şimdi bakalım Havaş hemen kalkıyor mu? Ay saçım başım dağıldım. Yetişebilecek miyim? Ve indim minibüsten. Biraz erken indim. Karavana daha gitmeme var aslında. Ama açlıktan ölüyorum. Şurada bir pastane var. Ona bir uğrayacağım. Kızkumundayım şu anda arkadaşlar. Yol bitmedi, daha bitmedi. Bir şeyler yiyeceğim, bir böyle enerji olsun. Sonra biraz yürüyeceğim. Evet.
Şimdi fiyatlarla da ilgili bilgi vereyim. Öncelikle İzmit'ten çıktım otogardan Sabiha Gökçen'e otobüse ne kadar verdim? 100 lira verdim. Sonra uçağa 1400 lira verdim. Sonra Dalaman'a indikten sonra Dalaman'dan Marmaris'e Muttaş mıydı? Bir de Havaş var, ikisi de aynı fiyat. 160 lira verdim. Yani İzmit'te 100 lira olan şey aynı süre için Dalaman'da 160 lira. Sonra ne yaptım? Evet, Marmaris'e geldim. Marmaris'ten Dolmuş'a bindim. Dolmuş'a da 45 lira mı? 40 küsür lira verdim. Yani böyle işte 2000'e yaklaştı. 1700-2000 arası bir şeydir, şimdi toplamadım. Böyle. Bir de bunun gidişi vardı. Öyle 3500'de hadi. Ama sonuçta karavanla gitseydim tahmin edersiniz ki kaç katı daha olurdu. O yüzden otobüs candır. Ve son aşama, yolculuğumun son aşaması. Bakın kim var burada. Allah. Selamlar herkese arkadaşlar. Şerif beni bu minyatürle aldı. Bilmem gözükecek mi? Uzun bir süredir kayıp olan adam. Yaso'nun kanalında sizlerle. Elektrikli minik böyle iki kişilik bir araç. Yani zar zor sığdım buraya ama. Keyifli. Yabadabadu. Bir çakarımız geldi. Bir çak. Teşekkür ederiz. Afiyetler ola. Oh. Doyuruyordu Şerif. Ve günaydın arkadaşlar. Evet, dün uzun güzel bir yolculuktan sonra Orhaniye'ye varmış bulunmaktayım. Orhaniye'de buraya böyle karavanımı çekmiştim. Buraya dediğim yeri de şöyle bir göstereyim size. Harika bir yerdeyim. Hop. Böyle. Burası arkadaşımın arkadaşının yeri, arazisi. O yüzden de sorunsuz bir şekilde kalabiliyorum. Müthiş oldu. Arkadaşım dediğim kim? Şerif. Şerif'in yanına geldim. O bir süredir burada, işte Berkay diye yine bir arkadaşımla birlikte az sonra tanışacaksınız, ikisiyle de tanışmıyorsanız. Şerif dediğim gibi bir süredir burada kalıyordu, biz de Berkay'la atladık, Şerif'in yanına geldik. Ben böyle bir gün, iki gün kalırım derken oldu sana o bir hafta. Ya bir de öyle güzel zamanları ki şu anda buranın, böyle terk edemedim, ayrılamadım resmen. Dedim bari işte bir hafta bizimkileri gidip göreyim, İzmit'e bir gittim, şimdi geri geldim, biliyorsunuz zaten hikayeyi. Şimdi gidiyorum arkadaşlar, kahve yaptılar çünkü. Gidelim bakalım hem manzaramıza hem nerede kalıyoruz. Ne yapıyoruz bir görün sizde. Ben buradayım. Şurada Berkay'ın karavanı var. Şerif şurada kalıyor şu anda, arkadaşınınkinde. Ayrıca burada böyle evler falan var. Diğer arkadaşlarımız da oralarda kalıyorlar. Ah, cennet gibi bir yer ya. Şu anda tabii Ekim ortası, işte Ekim'in sonuna yaklaşıyoruz. Mevsim itibariyle buralar şahane. Elimde selfie çubuğum, gidiyorum. Günaydın, günaydın. Efendim, günaydınlar inşallah. Suratınıza kamera tutarak. Efendim Berkay. Kahvaltı yapıyorum. Berkay, seni tanımayan yoktur bence artık ya. Ha? Var mı? Herkes tanıyor ama gene de yalnızım ya. Evet, Berkay mesajını verdi. Yalnız. Güzel arkadaşlarım bekliyoruz. Şerif var burada. Şerif'i tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum yine. Selamlar herkese. Hey Apo. Apo merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seyircilerin nasıl? İzleyicilerin? İzleyicilerim iyi misiniz? Takipçilerin? Necilerim? Takipçilerin. Takipçilerim iyiler. Herkes iyi, herkes iyi. Dir inşallah. Berkay'ın bize yine kahve yaptı. Her sabah olduğu gibi. Evet, sabah rutiyeli efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Şimdi bugün Marmaris'te bot show varmış. Ona gideceğiz birazdan. Şöyle motorları hazırlıyoruz, iki motor. Ama önce size bir şey göstereceğim. Bakın. Bu bana Amin'i biliyorsunuz. İranlı arkadaşım. İran çalgısı, setar hediye gönderdi ya. Ben bir arkadaşımda görmüştüm, bayıldığımı söyleyince İran'dan getirtti bunu. Şunun efsaneliğine, güzelliğine bakar mısınız? Bir bağlama, yani türü
çok açıkçası bilmiyorum. Yani sesi bağlamayı çağrıştırıyor ama aşırı hafif, küçük, böyle benim ukulele gibi minyatür. Seyahatlerimde de taşıyabileceğim bir şey olduğu için bayıldım. Sesine falan bayıldım. Lakin daha ilk elime aldım ve hal bu. Çünkü akorunu yaparken aşırı sıktım galiba ki çok hassasmış. Yani bir ukulele akoru gibi değil. Patladı. O yüzden şimdi Marmaris'e gidip bunun telini taktırıp işte bir şekilde akorunu yaptırmamız gerekiyor. O yüzden bu da yanımızda gelecek bizimle. Sonra... Telin böyle oldu bence senin. Ne oldu? Böyle. Ondan da beter oldu ya. Hiçbir şekilde işlevi yok yani. Ne haber Berkaycığım? İyi hadi gel. Datlı. Güzel telefonu da mutlu edelim seni. Evet ya. Sen şimdi benim motorumu kullanıyorsun. Şerif'in arkasına mı geçiyorsun? Senin motoru kullanacağım sanırım. Tamam. Yapacağım bu işi. Yapacak mısın? Aynen. Evet. Berkay'ı da motorcu yapacağız. Yani ben motorcu sayılmam tabii. Yani şu ufaklıkla ama olsun. O kadarı bile. Çok keyifli. Aynen. Yani Berkay dedi ki Şerif'in arkasında yata yata gitmektense kendim kullanırım daha iyi. Aslında keyifli değil mi yatarak gitmek? Yani zırt yönler hareket ettiğimiz için iyi olmuyor. İyi yani olmuyor. Şu şekilde gidiyoruz sürekli. Bunları virajlarda mı yapıyoruz? Aynen. Evet, bir kısmını ben götüreceğim, bir kısmını da Berkay götürecek. Öyle döne döne, dönüştüre dönüştüre yola çıkıyoruz şimdi. Hadi. Bak bak. Ona, nasıl, ona, ne yaptın? Böyle oluyordu, bu nasıl oluyordu? Önce indir motoru. Evet. Çok güzel. Bu niye yukarıda kaldı böyle ya? Bir dakika, bu çok... Heh, tamam. Oldu mu? Evet, bekle bakayım. Yani normalde bir daha önce motoru indir sonra bin, tamam mı? Ha öyle mi oluyor? Bilmiyorum da deminki gibi olmadı. Bayağı ayaklar aşağıda kalmıştı, sürter bir yerlere. Duydunuz zilin sesini. Hadi bakayım, ver gazı. Araba gibi çeviriyorum koltuğumda. Evet. Yuhuu! Motoru bakıma getirdik. Yani benim hiç tabii aklıma gelmemişti ama Şerif dedi ki bunun yani periyodik bakımını yaptırman lazım. O yüzden şimdi bıraktık. Gidip bir şeyler yiyeceğiz. Birkaç işimiz var. Berkay da motor bakıyor. Belki alırız şimdi ona bir tane. Buldun mu? Evet, bunu buldum. Bunu alacağım. Hangisi? Bu, baktım. En yanar dönerlisini seçtim değil mi? Sardıralım mı bir tane? Sardıralım. Valla 3 motor döneriz en güzel olur. Çok tatlı gerçekten. Evet. Kaça olur bu? Yani sordun mu? 1 milyondan başlıyor her şey. Yok artık. Ne kadar bunun ücreti? 150 lira. Demek bir şey değilmiş. Evet. Aha. 4 tane mi alsak? 4 tane. Renk renk al. Ha doğru, o sıkıntı. Vay be, 250 bin. Ben aldığımda yani tabii aynı motor değil de benim motoru kaça almıştım ben ya? Geç, 1,5 sene önce falan aldım. 20, 17 bine mi ne aldım? Yani öyle bir şey 20 binler ne kadar oldu acaba? Hiç bilmiyorum fiyatlarını. Ben de sarılırım. Sarısı Lambretta'nın güzel. Öyle güneş gözlüğü takmak da oldu. Bak basacağım parayı. Kameraya çıktığını görünce şeye oynuyor yani motoru bıraktı. Benim ekmek motorum çıkar mı acaba? Motorum da olacak.
kitlelere oynuyor. Kitlelere, geniş kitlelere oynuyor. Evet. Lambretta'ymış bu da. Vespa'dan daha eski der. Şerif der ki ben olsam bunu alırım. Der. Ama fiyat bir soralım. Hadi merak ettim ben de. Hangisi? Şu arkadaki? Ha ben 50. Robocop gibi. Bu Peugeot. Tatlıymış. Bak arkadan gösterebilirsin. Evet çok tatlı. 50'lik Lambretta 125.000'miş. Vespa'nın yarısı. Aynen. Bunlar çok enteresan. Ha, elektrikli. Bunlar elektrikliler değil mi ya? Of, ben de bunlara bayılıyorum var mı? Motosiklet ama yani bu elektrikli. Çok iyi ya. Bunlar ne kadar acaba? Bizim de kaç bundan bu elektrikler ne kadar? Elektriklerimiz bu MD10 sesi F-Rider'ın mı? Bu 41.500. Bonomo modeli var. Bunlar da 53.850. Bunlar da 48 volt 15 amper bunda akü var. Bunda da 48-20 var. Bunlar 90 kilometre menzili var bunun. Bunun da 70 kilometre menzili var. Bunda arkada çift amortisör var. 850 binler. Bunda ortada mono amortisör var. Çıkabilir hemen bataryası var. Bunlar da aynı. Pedal niye koyuyorlar? Yani çünkü pedal şöyle, bir şey pedal diyemezsin. Şimdi şöyle, bunda zaten hani pedal yine gidiyor. Hani pedal gidebiliyorsan biraz daha böyle tabii kalın olduğu lastik için biraz uzun. Evet. Ama gaz kolu bana koyuyor. Artı yani işte plaka, ruhsat, sigorta istemiyor. Abi onlar çıkmak için. Bunu hiç öyle bisiklet gibi pedallamıyor musun gerçekten? Elektrikli, şimdi sendeki şöyle, gibi değil yani çok ağır olmuş. Benim elektriği bitti, enerjisi bittiği zaman pedallayarak bu kadar ağır bir şey düz yolda. Yok ama gidiyor, gidiyor yani. Hani şimdi bunu bisiklet... Yani alışmış insanlar hemen kullanabiliyor. Ha, eyvallah, ama tabii ki bu öbür ince lastik gibi böyle birden hızlı gitmiyor. Tabii. Ama bu böyle şey yani. Evet. Yani plaka ruhsat. Bunda gaz kolu da var bak böyle. Çıkmak ama için. O zaman ben yani pedalını kullanmayacaksam çok. Şimdi bunu 3 stil kullanıyorsun. Bir normal bisiklet, bir de şimdi bunlarda mesela menzili daha uzun gitsin de işte burada ekran açıyoruz. Evet. Şimdi bunda gaz pedal sensörü var. Hı. Bu pedal bir tur çevrildiği zaman o zaman motor devreye giriyor. Bu sefer 5 pedalmış gibi gidiyor. Yani sen bir pedal evet, çevirdin, ondan sonra 3. seçenekle şöyle böyle gazı veriyorsun gidiyor mesela. Evet. Yani bu da el gazı takıyor. Ha bu da artık motor gibi oluyor. Yani yorulmuyorsun yani. Güzel. Berkay Balıkçı. Ay pardon. Mesela şunun için. Veya şunun için. Yani biraz büyükçe uzun gövdeli olması lazım. Berkay balık tutmaya yakın zamanda başladı. Ne kadar? Bir sene oldu mu? Bir sene oldu. Bir tane yakaladım şu an. Her gün yani istisnasız balık tutmaya çalışıyor. Çalışıyor. Henüz başarılı olamadı yavrum. Evet. Yok yok balık tutuyorum canım. Aslında bakma işin esprisi. Sadece şu dönem şey yani biraz sular daha soğumadı. Soğumadığı için de balıklar yaklaşmıyor kıyıya. Ben kıyı balıkçılığı yapıyorum. Öyle olunca iş şansımız azalıyor. Ama bir ay sonra bol bol balık tutacağız. Beni görüyor olacaksınız. Bir ay sonra. Şunlarla beraber. Bak, yine... Şimdi yakın zamanda Datça'ya gideceğiz. Evet. Datça için tamam. Büyük beklentileri ve büyük böyle şeyleri var. Evet, Datça'nın suyu da bayağı soğuk yani. Orada sıkıntı yoktur kaç, balık konusunda. Beklentim orada balığı yiyeceğim, pişireceğiz ve... Yiyeceğiz, tutacağız. Önce yiyeceğiz, sonra tutacağız. Yani artık... anladığım kadarıyla hazır alacağız. Hazır alacağız. Geri yapamayacağım ben başarı. Başka bir yere daha geldik. Bunu çok beğendim bak. Hangisi? Bu biraz önce size gösterdiğim yemler için atışta kullanılan bir kamış. LRF diye geçiyor. Hmm. İncecik ve çok tatlış. Ne kadar mesela? Yani markasına göre değişiyor ama bunlar böyle 500-600'den başlar, 9-10 bin liraya kadar. Sadece kamış. Bu küçük. Sen bekle, ben sana onun şeyini yap verce. Senin resmini mi çekeyim canım? Peki şimdi dedin ki kamışı ayrı, böyle makinalarını ayrı, her şeyini, yemini ayrı falan diyorsun. Şimdi sen mesela buna ben balığa başlayacağım dedim sana. Minimumda bir yatırım, minimuma tutmak istiyorum. Kaç para harcarım? Bence
Ama ben 2000-2500 liraya bir kamış, işte 3000'lik bir makina, 10-40 gram atarlı bir güzel bir spin kamışıyla başlanır eğer atacaksa. Şu sahte yemlerden de maketlerden de işte alırsın 3-4 çeşit en çok denizde iş gören. Onlar da 150-200 bandından işte 4 ile çarpsan 800 lira 1000 lira falan neyse yapar. Yani 2,5 falan gibi başlangıcıdır bence bu işin. Ama dediğim gibi bu işin sonu yok. Peki aldım sonra bir tane barakuda avladım. Kaça satarım? Barakudanın kilosu şu an 350-400'e gidiyor. Kaç kilo eder balık? Bilmiyorum bir ki. Barakuda minimum 2 kilogram olmalı ama 3-3,5'ları da var. Ha, bir barakuda ile kurtaramadım maliyeti. Bir tamam ben bir gecede 4-5 kez yakaladım oldu. Bir konu hakkında çok profesyonelce konuşmuyor mu? Ama çok inandırıcı ya vallahi zaten bizi de böyle kandırdı. Bir şey diyeceğim, Google'da çok search ediyor. Çok oradan öğreniyor, bize satıyor. Bir de arkadaşlarından duyduklarını satıyor. Bir de o var, kendi o biliyormuş var. Gibi. Evet. Şunlar daha sıcak soğuması lazım. Çok komikler. Bu kaç gram? O 8 gram kadar. Denmiş denmiş balıklar varmış. Evet gerçekten. Ya bu balıklar bu kadar salak mı bunlara geliyor? Yani balık olmadığı belli, böyle balık mı var? Su derinliklerinde burada görüldüğü parladı ve parıldığı için bunlara şapşallaşı patlıyor yani. Sürekli baby kalamar peşinden geliyor. Akke şu an sadece canlıya gelirmiş. Sadece canlıya gelirmiş. 2 gün önce teknenin tam dibinde böyle bir 30 metren çektim. Tam dibinde 3-4 kez hamle yaptı. Böyle 5 kiloluk akke. Yapar, yapar ama almaz. Oyun mu oynuyor? Almaz. Ah senin almaz. Hiçbir kabahatin yokmuş yok, Berkay. Bak, lütfen dinler misiniz? Valla masum mu tamam? Suların soğumasını bekliyoruz. Biraz şöyle sonra. Daha çok kalamarların gitmesini bekliyoruz. Ne anlaştık. Zaman gidiyorlar? Yani ortalama herhalde bir aralığın ortalarına doğru giderler. Ondan sonra başlar. O zamana kadar tutulacak balık yok mu? Var canım hani gene var. Spinle nedir mesela? Ha akke şöyle. Akkenin palazlarını yakalayabilirsin babyciklerle. 1 kiloluk, 1,5 kiloluk ya da litçaları. Bunları yakalama şansın var. Ya da popurlarla. Ama dediğim gibi yani iri akkeler şu anda kalamar dışında, sahte dışında çok zor. Sen şu an barakuda çalışmaya devam et. Hayır. Peki. Ha, jiklen yazılı alabilirsin. Arkadaşımız bilinçleniyordu. Yani kullanıcı... Bakım tamamdır. 400 TL'ye mal oldu. Ne yapıldı bilmiyorum valla. Ne yaptık bakım olarak? Yağ değiştirdik. Evet. Fren ayarları. Ne bir de? Fren ayarları yapıldı. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Boğaziçi'ye geldik. Bakalım içeride çılgın tekneler göreceğiz. Ama bu bir sonraki videoya kalsın çünkü video çok uzayacak. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.